Müslüman estetisyen Yasemin Miras bizlerle. Önce bir ona bakıyorsunuz. Kendine ne yapıyor da bu kadar güzel, parlak, ince bir şeyleri doğru yapıyor ki işi de gereği bunu gösterebiliyor. Çok önemli. Evet, gerçekten öyle. Çok önemli. Çünkü artık dünyada görsellik o kadar çok ön plana çıkmaya başladı ki ve yediğimiz içtiğimiz her şey cildimizle de çok birebir doğru orantılı. Hı. İstersen cildimizi bozan gıdaları anlatmaya başlayalım mı? Şimdi diyorsun ki bazı besinler cildi bozuyor ve yaşlandırıyor. Evet, bu kesinlikle. Kanıtlanmış. Kesinlikle öyle. Özellikle fast food'dan başlayalım istersen. Fast food restoranlarında kullanılan yağlar aşırı ısıya maruz kaldığından bir takım bileşenler ortaya çıkartıyor. Bu bizim için kötü bir haber. Çünkü bu bileşenler deri hücrelerinde ölüme sebep oluyor. Yani ölüme mahkum olan bu hücreler cildimizde pullanma, kuruluk gibi mat bir görünümle bizi karşı karşıya bırakıyor. Bir de bu fast foodlarda biliyorsunuz yanına da küçük küçük oyuncaklar koyuyorlar cazip hale getirmek için. Sorma. Hem çocuklarımızın sağlığı hem de kendi sağlığımız için fast food tarzı gıdalardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Pekala. Şimdi bu fast foodlarda bunlar gerçekten cildi bozuyor diyorsunuz. Fakat bu bir tek bunda kalmıyor. Şimdi burada görüyorum kızartmalar sevdiğimiz bir şey. Yağlı gıdalar. Tuzlu yemişler. Tuzlu yemişler, kuru yemişler, evet, ve şekerlemeler. Şekerlemeler. Şimdi tuzlu yemişler aşırı sodyum ciltteki fazla nemi çekiyor. Bu ne yapıyor cildimizde? Gözümüzün altında torbalanmalar ve bir sabah uyandık gözümüzün altında torbalanmalar var ve göz kapağımızın üzerinde şişlikler var. Hemen o ara düşünmemiz gerekiyor. Acaba o hafta çok fazla tuzlu yemiş tüketmiş miyiz diye. O yüzden tuzlu yemişler cilt sağlığını bozan gıdalar arasında. Şekerlemeleri istersen söyleyelim. Şekerle ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla kremli, çok fazla pahalı kremlere yatırım yapan fakat cildine çok iyi baktığını düşünen bir hanımefendi eğer bolca şeker tüketiyorsa yapmış olduğu bütün çabalarının boşa gittiğini söyleyebilirim. Çünkü neden? Geçelim mi görselin yanına? Çok iddialı bir şey söyledin şu anda sevgili Yasemin. Neden? Çünkü şeker vücutta kolajen barındıran protein dengesini bozuyor. Yani bu ne demek? 25 yaşına kadar cildimiz böyle. Yani elimdeki gibi bağ dokular, elastin ve kolajen liflerinin sayesinde bağ dokular sıkı, gayet gergin, güçlüler. Harika. 25 yaşından sonra bağ dokular kendini bırakmaya başlıyorlar ve cildimizde bozulmalar başlıyor. Bu taraf ne yapmış? Cildi bozan gıdalar tüketmiş. İşte kızartmalar, fast food tarzı beslenmiş, şekere biraz fazla yüklenmiş. Ne olmuş? Tüylenme bozulmalar. De olmuş aynı zamanda kendisinde? Evet, biraz tüylenme de olmuş. İnce çizgiler oluşmaya başlamış. Oluşmuş. Cilt bozulmaya başlamış. Evet. Bence buna değer mi? Asla. Asla değmez. Asla. Ay, inanılır gibi değil. Bu çok korkutucu. Bu çok korkutucu ama bu taraf bol su tüketmiş, güneş koruyucu kullanmış. Zamanında sebze ve meyveler tüketmiş, cildine çok iyi bakmış, işte nemlendirici, cildine uygun nemlendiriciler kullanmış, haftada bir maskesini yapmış. İşte bu kadar güzel bir cilde sahip olabiliyorsunuz. Bu sana benziyor. Bana aynı benziyor. Kendisin hatta diye soracaktım. Keşke. Bu taraf sen. Peki gerçekten şimdi ister istemez cilt güzelliğimizi korumak istiyoruz. Fakat genel olarak uzak durmamız gereken şey dış şartlar mı, dış etkenler mi yoksa kendi kendimizi yaptığımız beslenme etkileri mi? Aslında her ikisi de. Hatta Ebru şöyle bir şey söyleyebilirim. Dünyada çok güzel bir sistem başladı. Well aging. Yani bu ne demek? Kaliteli ve sağlıklı yaş almak. Çok güzel bir şey. Yani kronolojik yaşımız yükselirken kendimizi bir bütün ve ruhsal olarak iyi hissetmemiz. Yani işte biraz önce anlattığım gibi hem güneş biliyorsun birinci derecede yaşlandırıcı etki. Güneş ışınlarından mutlaka cildimizi koruyacağız. Eğer güzel bir cilde sahip olmak istiyorsak. Ama bir de şöyle de bir şey var. Hop diye güzel bir cilde sahip olacağız diye de bir şey. Biraz yatırım mutlaka yapacağız. Ne kadar güzel bir şey söyledin. Gerçekten öyle cildimize yatırım yapmamız gerekiyor. Biz işte makyaj yapıyoruz ama gece eve geliyoruz. Makyajla uyuyan çok kişiyi biliyorsundur. O makyaj hiç ciltten çıkmıyor. Hatta bir iki gün kullananlar var duyuyorum. Son derece yanlış bir şey. Mutlaka makyajımızı çıkartacağız. Güneşten koruyacağız. Korunacağız. Cildi bozan gıdalardan uzak duracağız. Kızartmalarda işte soğan halkaları, patates, biber kızartmalarında biliyorsun bunların içinde yağlar var. Ve bunlar atar damarları tıkayarak aynı zamanda hücreleri sertleştiriyor, cilt hücrelerini. Bu da ne oluyor? Solgun bir cilde sahip olmamıza sebep oluyor. Buna değer mi? Bence değmez. Değmez ama şöyle arada bir yazın, şöyle domates soslu, biber, patlıcan, kızartma, kabak, Meltem abla ne dersin? Yani, Meltem abla ne diyorsun?
Hani arada bir yemiyor muyuz şöyle sarımsaklı domates soslu, bak canım çekti. Yani arada hiç gerçekten kendimizi şımartmaz mıyız? Ya şımartırız ama tabii ki dikkat işte bunun ediyorsun. Çok son derece dikkat etmek bir gerekiyor. Bir de çocuk yaştan galiba şimdi bu şekerlemeler, işte o oyuncaklı dediğim bir takım evet, yiyecekler, fast gıdalar. Foodlar, fast bunlardan foodlar. Uzak durmak lazım. Evet. Yani bunlar cildin yaşlanmasına sebep oluyor. Kesinlikle. Hem cildin yaşlanmasına hem de cildimizin bu şekilde bozulmasına sebep oluyor. Yani böyle genç ve güzel görünmek, sağlıklı görünmek varken yani bir fast food tüketerek neden cildimizi bu hale getirelim ki? Aynen. Peki yani belli bir yaşa kadar, 35 yaşına kadar gerçekten kötü beslenmiş bir cilt sonradan toparlar mı? Toparlanır ama birazcık bizi uğraştırır, öyle söyleyeyim. Birazcık yan desteklerle evet toparlanabilir ama birazcık yan destek yapmak lazım bunlara. Yan desteklere geçelim o zaman. Evet. Lütfen yine tekrar selim.